Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi hem battaniye hem de yatak örtüsü olarak yapılabilecek örgü modeli paylaşmak istedim. Yapılışı da oldukça kolay, kaydırmalı bir model. Şimdi iki renk kullandım ben burada. İki renkte de her bir sırayı tek sıra şeklinde örüyoruz. Yani her renkten bir sıra örüyoruz. Sağ baştan başlıyoruz. Sol başa geldiğimiz zaman. İpimizi makasla burada kesmek zorunda kalıyoruz çünkü sadece ön yüzden devam eden bir model, arka yüzden modeli örmüyoruz. Dediğim gibi sadece ön yüzden örüyoruz. O yüzden bir sıra bir renkle gittikten sonra sol kenarda makasla kesiyoruz. Zaten bunu battaniye ve yatak örtüsü için yapacağımız için kısa sürmüyor bir sırası. Bayağı bir uzun sıra olacağı için bu da herhalde. Çok sıkıcı olmaz diye düşünüyorum. İpler bittikten sonra böyle iç taraftan her ördüğünüz sırada içine alın. Sizin için bittikten sonra daha rahatlık olacaktır. Sonra da kesebilirsiniz. Kenarları içinde spor bir model olduğu için. Trabzan ya da sık iğne ile her iki renkten dört kenarına 5-6 sıra giderek kenar yapabilirsiniz. Başka da kenar uygun olmaz bu modele. Evet, şimdi hazırsak hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Zincirimizi dördün katları şeklinde çekelim. 4, 8, 12, 16. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirinizi çekin. Evet, böyle zincirimizi çekelim. Dördün katları şeklinde zincirimizi çektik. Hemen ilk zincirime hiç başını dolamadan batıyorum ve burada bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki zincirime batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Bir sonraki zincire battım. Sık iğne yapıyorum. Batıyorum. 2 ilmeği birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım. Bir sonraki zincire batıyorum. 2 ilmeği birlikte toplayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi ilk sıramızda bütün zincirlerimizin içine batarak sık iğne yapalım ve sıramızın sonuna kadar gelelim. Şimdi ilk sırayı sık iğne yaparak tamamladık. Şimdi ilk birinci ve ikinci sıralarda aynı renkle devam ediyoruz. Hem ön yüzden hem arka yüzden örüyoruz. Daha sonraki sıralarda hep ön yüzden örmeye devam edeceğiz. Şimdi bu ikinci sıramızda arka yüzden öreceğiz bir tane zincir çekip çevirdim. Şimdi ilk sık iğnemizin içine ikisini birden almıyorum. Kendi tarafımdan değil ön taraftan şöyle ilmeğin içinden girip buraya sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Benden taraftaki ilmekten değil bir sonraki ilmekten ön yüzden yani bu şekilde giriyorum. Bir sık iğne. Ön taraftaki ilmekten girdim. Sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda da tekrar sık iğne yapıyoruz. Fakat ilmeklerimizi ön taraftan alarak yapıyoruz. Bir sonraki ilmeğe içinden geçiyorum. Bir sık iğne. ve sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizi sadece ön taraftan alarak sık iğnemizi yapalım. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonundayım. Son ilmeklerimi şöyle batarak sık iğnemi yapıyorum. Son ilmeğimizi arkadan değil şöyle ikisini birlikte toplayarak alıyoruz son ilmekte. Ve burayı kapatıyoruz. Şimdi pembe ipimizle iki sıra şeklinde bir ön yüzden bir de arka yüzden ördük. Artık modelimize hiç arka yüzden örmeyeceğiz. Ön yüzden devam edeceğiz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi buradan kesiyorum. Şöyle arkadan her seferinde ipinizi arkaya çekerseniz sonra daha kolay olacaktır sizin için. Şimdi krem rengi ipimi aldım. Sağ baş, sol baştan ipi kesmiştik. Şimdi tekrar sağ başa geldim. İlk sık iğnenin içinden şöyle iki ilmeğin içinden giriyorum ve krem rengi ipimi buraya sık iğne ile sabitledim aynı yere tekrar batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum bu birinci sık iğnemiz bir sonraki ilmeğe batıyorum aynı şekilde örüyoruz yine kendimden taraftaki ilmeğe değil ön taraftaki ilmekten giriyorum ikinci sık iğnemi yaptım bir sonraki ilmeğin kendimden tarafta değil bir sonraki ön taraftaki ilmekten girerek üçüncü sık iğnemi yaptım İpimi bir defa tığıma doluyorum şimdi dördüncü sık iğneden ikili bir trabzan yapacağız 1 2 3 tane yaptık alttan da sayabilirsiniz 1 2 3 4. sık iğneyi buluyorum alttan şöyle alt taraftan üste doğru Tığımı çıkarttım. ipimi içinden alıyorum. İlmeğimi çok az uzattım. İlmeklerimi iki iki toplayarak burada bir tane ikili trabzan yaptık. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonraki sık iğne ile devam ediyorum. Yine iç taraftan yani diğer taraftaki ilmekten girdim. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 bir sonraki ilmeğe battım 3 4. sık iğneye geldiğimizde bir defa sarıyorum ipimi tekrar sık 4. sık iğneden ikili trabzan yapacağız yandan da sayabilirsiniz 1 2 3 dördüncüsü hemen ilmekler zaten belli şöyle alttan üste doğru tığımı çıkarttım ipimi alıyorum uzatarak ilmeklerimi iki iki toplayıp ikili bir trabzan yapıyorum. Arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıyorum. Bir sonraki ilmekle devam ediyoruz. Birinci sık iğnemi yapıyorum. Bir, bir sonraki sık iğnenin ilmeğinden giriyorum. İki, bir sonraki sık iğneye şöyle battım. 3 ve dördüncü sık iğneye geldiğimizde ipimi bir defa sarıyorum 1 2 3 ve dördüncü sık iğneyi alttan buluyorum Şöyle ilmeğin altından girip üstünden çıktığım ipimi aldım uzatıyorum 2 2 iki toplayarak ikili bir trabzan yapıyorum oldukça basit Hemen arkasına denk gelen sık iğneyi boş bıraktım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. İkisine birden değil. Sadece iç taraftakine bir. 2 3 doladım 1 2 3 ve dördüncü sık iğneyi alttan şöyle ilmeğinden giriyorum ve burada ilmeğimi uzatarak ikili bir trabzan yapıyorum arkasına denk gelen sık iğneyi boş bırakıp devam ediyorum aynı şekilde 3 tane sık iğne dördüncü sık iğneye geldiğimiz zaman 1 2 3 4 ve burada ilmeğimizi alttan alarak ikili bir trabzan yapıyoruz tekrar 3 trabzan ve ikili trabzan Pardon 3 sık iğne ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz Evet bu sıramızda sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sıramın sonuna geldiğimde son sık iğneye yaptığımız gibi az önce birinci sırada iç taraftan değil ilmeğini her iki ilmeği birden alarak sırayı tamamlıyoruz. Bu sıra sonlarına geldiğiniz zaman burası 4 kalır, 3 kalır, 2 kalır, bir kalır. Burası hiç önemli değil. Yani model e, yürür gider. E, hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi buraya geldik. Krem rengi ipimi burada bir tane zincir çektim. Tekrar makasla kesiyorum. Sol tarafta bitirdik. Bir sonraki renge geçiyorum. Aynen ön yüzden devam ediyoruz. Sağ baştan başlıyoruz. Pembe ipimi aldım. İlk sık iğnenin içinden ilmeğin ikisini birden alıyorum burada ipimi buraya sabitledim bir zincir çektim aynı sık iğnenin içine tekrar batıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum şimdi ilmeklerimizi yine tek tek alıyoruz yani iç taraftan alarak devam ediyoruz kendimden taraftaki ilmekten değil iç taraftaki ilmekten bir tane sık iğne yaptım iki şimdi yan yana yapacağımız için iki sık iğneden sonra hemen İkili trabzanın dibine bir tane daha ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Bir defa ipimi doladım. Hemen yanındaki pembe ipe iniyoruz. Ilmeği alttan şöyle aldım, üstten çıkarak ipimi geçirdim içinden. Burada iki iki toplayarak ikili bir trabzan yaptım. İkili tırabzanın üzerindeki sık iğneye de batıyorum. Hemen iç taraftan alıyorum. Bir sık iğne. Bir sonraki sık iğneye battım. 2. Bir sonraki sık iğneye battım. 3. Kenarlarda ikili, üçlü, dörtlü gidebilir dediğim gibi ama ortalarda yine 3 tane sık iğneden sonra dördüncü sık iğne de trabzan yapıyoruz. 3 sık iğne hemen yanındaki yani 4. sık iğneden şöyle alttan giriyorum ilmeğimi buldum. 2 2 toplayarak trabzanımızı yaptık. Bir sonraki ilmeğe battım. 1 sık iğne yanına battım 2 bir sonraki sık iğneye battım 3 dördüncüye geldiğimde ipimi bir defa doluyorum hemen altındaki pembe ilmekten şöyle girip burada ikili bir trabzan yapıyorum devam ediyorum birinci sık iğne 2 3 bir defa doladım dördüncü sık iğne için hemen yanındaki ilmeğin içinden girerek ikili bir trabzan yapıyoruz. Evet bu sırada da yine 4 sık iğne bir trabzan şeklinde devam edeceğiz. Hep ikili trabzanları bir önceki yaptığımız trabzanın hemen sağ tarafına yapacağız. 3 sık iğne yaptım. Bir doladım yanındaki ilmeğin altından şöyle girdim üstten çıkarak ikili trabzan Evet sıramızın sonuna kadar gelelim sıra sonundayım devam ediyorum tekrar 1 2 3 sık iğne 1 doladım dördüncüye geldiğimde pembe ilmeğimin altından girerek buraya bir trabzan yapıyorum sıra sonundaki son sık iğnemi de her iki ilmeğe birden girerek burada bir sık iğne yaptım ve sıramı tamamladım bir zincir çekiyorum ipimi buradan kesiyorum ilmeklerinizi her seferinde sıra bitiminde arkaya alırsanız daha rahat örersiniz. Evet böyle arkaya aldık. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Tekrar bir üst sıraya geçerken krem rengi ipimle devam ediyorum ve sağ baştan başlıyoruz. Krem rengi ipimi aldım. Sağ baştan örgünün ön yüzünden devam ediyoruz. İlk sık iğnenin içinden her iki ilmeğin içinden girdim ve buraya öncelikle bir zincirle sabitledim. Tekrar aynı sık iğnenin içine batıyorum. Bir sık iğne yaptık. Şimdi bir sık iğneden sonra böyle yan yana geldikleri için 3 tane sık iğne yapmam gerekmiyor. Kenarlarda bu şekilde devam ediyoruz. Bir sık iğneden sonra bir doladım. Altındaki aynı rengin ilmeğin içinden şöyle giriyorum. Aynı renk olması gerekiyor ilmeğimi uzattım ve burada ikili bir trabzan yapıyorum bir sonraki ilmekle devam ediyoruz arkasındaki sık iğneyi boş bırakıyoruz 1 2 3 sık iğne ördüm bir doladım dördüncüye geldiğimde yan yana geldiler alttaki krem rengi ilmeğin içinden geçiyorum burada ikili bir trabzan yapıyorum. Arkasını boş bırakıyorum. Bir sonraki sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 Doladım. Dördüncü sık iğne yani krem rengi ilmeğin içinden girerek ikili bir trabzan yapıyorum. Arkasını boş bırakıyorum. 3 tane sık iğne. Evet hep böyle devam edecek modelimiz. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi bu sıramı da tamamlayayım ben. İkili bir trabzan. Bir sonraki sık iğne ile devam ediyorum. Bir. 2 3 bir doladım dördüncü sık iğnenin ilmeğinden şöyle giriyorum ve burada ikili bir trabzan daha yaptım. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldiğimizde birinci sık iğnemizi yaptık. 2 ve 3. Dördüncü sık iğneye geldiğimizde bir doladım. Hemen ikili trabzanımız var. Yanındaki ilmekten krem rengi ilmeğimizden girdik ve burada yine ikili bir trabzan yaptım arkasını boş bıraktım bir sonraki sık iğneye battım bir ve en sondaki sık iğneyi ikisini birlikte kenarlara geldiğimiz zaman iki ilmeği birden alarak topladım kapattım bir zincir çekiyorum ve ipimi tekrar burada kesiyorum bir üst sıraya geçerken tekrar pembe ipimle sağ baştan başlayarak burada Burayı da göstereyim. Şimdi burada hiç sık iğne kalmadı. Bir tek kenardaki sık iğnemiz var. Onu da şöyle göstereyim. Hemen buraya batıyorum. Bir zincir. Aynı yere batarak bir tane daha sık iğne yaptık. Şimdi artık burada e, trabzanın yanına yapacak bir sık iğnemiz olmadığı için ben böyle devam ediyorum bir sonraki modele kadar ilmeklerimizi yine işten alıyoruz 2 3 4 tane sık iğne oldu burada bir doladım hemen bir sonraki modele geldim şöyle yanındaki ilmeği alıyorum pembe ilmeğimden buraya trabzanımızı yaptık arkasını boş bırakıyorum bir sonraki trabzan sık iğneye batıyorum 1 2 3 sık iğne yaptık. Dördüncüsünde ipimizi bir defa doladık. Hemen yanındaki trabzanın yanındaki ilmekten şöyle girdim ve burada yine ikili trabzan yaptık. Evet burayı göstermek istedim. Burada şaşırmayın sayısı kenarlarda hep aynı olmayacak demiştim başta da. 2 olur, 1 olur, 3 olur, 4 olur. Bu şekilde denk getirmeye çalışın. Yani buraya kadar gelin. Evet böyle devam edecek. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu da modelimizin ilk başta göstermiştim. Biraz daha büyük ve ilerlemiş haliydi. Evet modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.